Bilinç nedir? Bu bir videoda cevaplanabilecek kadar kolay bir soru değil. Ama bilinç genelde kişinin kendisine ve çevresine ilişkin farkındalığı olarak tanımlanır. Farklı bilinç durumlarında, yani farklı farkındalık düzeylerinde bulunabiliriz. Bunlar doğal olarak ortaya çıkabileceği gibi harici etkenlerle de tetiklenebilir veya kendi zihinsel çabalarımız gibi dahili etkenlerle de belirlenebilir. Bu durumlar dikkatlilik haliyle uyku arasında gidip gelir ve bu ikisi arasındaki her durumu kapsar. Dikkatli uyanıklık, bilinçli olmak dendiğinde çoğu kişinin aklına gelen şeydir. Dikkatli uyanıklık halindeyseniz kendinizdesinizdir kim olduğunuzun, nerede olduğunuzun ve çevrenizde neler olup bittiğinin farkındasınızdır. Dikkatinizi yoğunlaştırabilir, hafızanıza bilgi kodlayabilir, birileriyle konuşabilirsiniz. Yani kendinizdeyken ve dünyanın farkındayken yapabileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Dikkatli uyanıklık işte bu. Hepimiz gündüz düşleri görmüşüzdür. Yani uyanık olduğumuz halde çevremizde olup bitenin farkında olmadığımız vakidir. Belki sınıfta, hatta belki de bu videoyu izlerken kişi kendisini daha rahatlamış hissedebilir. Fakat normal dikkatli uyanıklık halinde olduğu kadar iyi odaklanamaz. Gündüz düşleri doğal olarak ortaya çıkar. Bazen hiç niyetiniz yokken bir bakarsınız gündüz düşlerine dalmışsınız. Ama bazı insanlar benzer bir bilinç durumunu hafif meditasyon yoluyla kendileri de tetikleyebilir. Bilincin daha az bilinçli durumlarına doğru ilerleyecek olursak bir sonraki durağımız uyuklama hali. Bu durumda kişi neredeyse uyku halinde olsa da çevresinde olup bitenlerin hala biraz farkındadır. Bu hissi uykuya dalmadan hemen önce veya belki uyanır uyanmaz yaşayabilirsiniz. Uyuklama hali de tıpkı gündüz düşleri gibi doğal olarak gelişir. Bazı insanlar bu bilinç durumunu derin meditasyon yoluyla kendileri de tetikleyebilir ve son olarak uyku. Bunu bir bilinç durumu olarak nitelemek garip gelebilir. Çünkü daha ziyade bir bilinçsizlik durumudur uyku. Uyurken kendinizin veya çevrenizin farkında değilsinizdir. Ama bir rüyalar evreninin farkında olabilirsiniz. İlginçtir, bir bilinç durumundan diğerine geçtiğimizi biz fark etmeyiz ama beynimiz her şeyin farkındadır. Merkezi sinir sistemimizde ritmik olarak ateşlenen sinir hücreleri var. Bunlar bir takım beyin salınımları yaratıyor. Yani ölçülebilir ateşleme desenleri oluşturuyor. Bu beyin salınımları veya daha yaygın tabiriyle beyin dalgaları elektroensefolograf ya da kısaca EEG adı verilen bir makineyle ölçülebiliyor. Farklı bilinç durumlarıyla ilişkilendirebileceğimiz belli başlı beyin dalgaları şunlar: Alfa, Beta, Delta ve Teta. Tüm bu beyin dalgalarının frekansları birbirinden farklı ve her biri farklı bir bilinç durumunu temsil ediyor. Mesela beta dalgalarının frekansı 12 ila 30 Hz arasında değişiyor. Yani çok hızlı bir salınım söz konusu. Saniyede 12 ila 30 titreşim. Bunlar normal uyanıklık bilinci ve konsantrasyona ilişkin dalgalar. Bu yüksek dikkatlilik halini çok fazla sürdürmeniz halinde beta seviyeniz çok yükselir. Sürekli tetikte olduğunuz için yoğun stres, kaygı ve huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Alfa dalgaları ise daha çok uyanık dinlenme durumunda öne çıkıyor. Mesela gündüz düşleri veya hafif meditasyon sırasında. Tahmin edebileceğiniz gibi alfa dalgaları beta dalgalarından daha düşük bir frekansa sahip. Alfa dalgalarının frekansı 8 ila 13 Hz arasında değişiyor. Alfa dalgaları uyuklama halinde ortadan kaybolsa da derin uykuya daldığınızda tekrar belirebiliyor. Uyuklama veya derin meditasyon sırasında EEG'de teta dalgaları gözlemleniyor. Bunlar alfa dalgalarından bile daha yavaş. Frekansları 4 ila 7 Hz arasında değişiyor. Teta dalgaları uykuya daldıktan hemen sonraki çok hafif uyku halinde de gözlemlenebiliyor. Bir bilinç durumu olarak uyku, şaşırtıcı derecede karmaşık bir konu. Uykunun kendine has evreleri ve beyin dalgaları var. Örneğin, henüz bahsetmediğimiz delta dalgası. O yüzden bir sonraki videoda uykunun evrelerini ve beynin bu evrelerdeki faaliyetlerini inceleyeceğiz.